Lut aleyhisselam. Lut gölü yanındaki Sedum şehri halkına peygamber olarak gönderilen Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın kardeşi Haran'ın oğludur. İbrahim aleyhisselamın ateşinden kurtulmasından sonra, o Nemrut'la mücadelesinden sonra birlikte Şam tarafına hicret etmişlerdi. Bir müddet Şam bölgesinde kaldılar. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a vahyetti. Lut Aleyhisselam'ı Sedum ahalisine peygamber olarak gönderdiğini bildirdi. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'nın emrini yeğeni Hazreti Lut'a tebliğ edip şöyle buyurdu. Sedum şehrine git. O bölge halkını bir olan Allahu Teala'ya ibadet etmeye, putları terk etmeye davet et. Allahu Teala'nın emirlerini bildir, yasaklarından sakındır. Lut aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiği Sedum ahalisi Kur'an-ı Kerim'de el mutefikat yani alt üst edilen yer olarak bildirilen bölgede yaşıyorlardı. Bu bölge bugün Lut Gölü diye bilinen yer. Ürdün'ün hemen yanında. Burada başta büyükleri Sedum olmak üzere Sud, Said, Duma ve Amura adında beş şehirleri vardı. Bu şehirlerde yaşayan insanlar daha önceki kavimler gibi putlara tapıyor, yol kesiyor, soygunculuk yapıyorlardı. Ve o zamana kadar hiçbir kavim ve millet tarafından işlenmemiş, görünmemiş bugün bile en tehlikeli hastalıklardan AIDS'in baş sebeplerinden olduğu tespit edilen çirkin ve iğrenç livata fiilini açıkta herkesin Gözü önünde işliyorlardı. Adaletsizlik, zulüm kol geziyor. Zayıf insanlar eziliyor. Fuhuş ve ahlaksızlık olan söz ve fiiller herkesin içinde hiç utanmadan aleni şekilde yapılıyordu. Edep ve haya tamamen yok olmuş durumdaydı. Ayıp nedir, günah nedir sanki bilinmiyordu. O kadar ilginç bir kavimdi ki o zaman fuhuş yapmayanlar ayıp ve günah işleri yapmayanlar ayıplanıyordu. Ne kadar çok günah işlenirse o kadar çok itibar görülüyordu. Belki de en kötüsü bu yapılan çirkin ve iğrenç hareketlerden kimse kimseyi sakındırmıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? Yapmayın demiyordu bu hareketleri yapmayanlar, o kötülüğü işlemeyenler toplumun dışına itiliyor, ayıplanıyordu. Dengeler tam tersine dönmüştü. İşte böylesine azgın bir kavim üzerine peygamber olarak gönderilen Lut aleyhisselam Sedum diyarına gitti. Sedum şehri Nemrud'un akrabalarından Sedum bin Harik isimli bir kral tarafından o zaman idare ediliyor. Lut aleyhisselam Sedum kentine varınca çarşının ortasında durdu. Onları bir olan Allahu Teala'ya imana ve ona ibadet etmeye davet etti. Yapmış oldukları sapıklıklardan ve kötü işlerden vazgeçtikleri takdirde dünyada ve ahirette mesut ve huzurlu olacaklarını, kötülüklerine devamda ısrar ettikleri takdirde ise, hem dünyada hem de gerçek alem olan ahirette, şiddetli şekilde azap göreceklerini bildirdi. Kimse dinlemiyordu. Çarşının tam ortasına gitti Lut aleyhisselam. Herkesin şaşkın bakışları arasında şunları söyledi. Ey insanlar! Allahu Teala'dan korkunuz ve O'na itaat ediniz. Şu saçma putlara ibadet etmekten vazgeçiniz. Sizden önce hiçbir milletin yapmadığı o kötü, çirkin işleri bırakınız. Ben Allahu Teala'nın size göndermiş olduğu peygamberiyim. Artık Allah'tan korkun ve bana karşı itaatkar olun buna karşı sizden bir ücret istemiyorum benim ücretim alemlerin rabbine aittir rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıp da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz siz helali bırakıp harama yönelen bir kavimsiniz dedi Sedum şehrinin halkı geçmiş ümmetlerin yaptığı gibi bu davete sırt çevirdi. Kimse oralı olmadı. Hatta Lut aleyhisselam'ı yalanladılar, onu dinlemediler. Biz dedelerimizi böyle gördük dediler, işlerine, güçlerine devam ettiler. Lut aleyhisselam'ın hiç kimseden çekinmeden insanları doğru yola daveti kendisine ulaştığı zaman kral onu dedi çabuk bana getirin Lut aleyhisselam bulundu ve kralın yanına vardı kral sordu sen kimsin seni kim gönderdi ve sen buraya niçin geldin kralın yanında bulunanlar onun ismi Lut'tur kavmini kötülüklerden sakındırmak Allah'a ibadet etmelerini bildirmek üzere peygamber olarak gönderildiğini söylüyor dediler. Kral bu hususları Lut aleyhisselam'dan da işitince kalbine şüphe ve korku düştü. Lut aleyhisselama dedi ki: Ben kalmemin içinden bir kişiyim. Rabbinin emir ve yasaklarını onlara anlat. Eğer kabul ederlerse ben de onlarla beraberim. Lut aleyhisselam kralın yanından ayrıldıktan sonra tekrar kavmini bir olan Allahu Teala'ya ibadet etmeye, isyan ve kötülüklerden sakındırmaya, Allahu Teala'nın azabıyla korkutmaya başladı. Doğru yoldan tamamen ayrılmış olan insanlara yaptıkları işlerin fenalığını ve çirkinliğini anlattı. Kötülüklerini hiç usanmadan Korkmadan yüzlerine vurdu. Şöyle dedi. Bu alemde sizden önce hiç kimsenin yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çirkin olduğunu bile bile o kötülüğü yapacak mısınız? Gerçekten siz cehaletle yaptığınız işin kötü akıbetini düşünmezsiniz. Rabbinizin sizin için yarattığı kadınlarınızı terk edip, erkeklere meyletmekle, muhakkak siz azmış bir milletsiniz. Lut aleyhisselamın bütün bu sözlerine, onlara doğru yolu göstermek için gayretlerine karşılık, kavminin cevabı yine onu ve ona inananları şehirlerinden kovmak oldu diğer peygamberleri olduğu gibi. Lut aleyhisselamı ve ona tabi olan bir avuç Sedum kentinin ahalisini şehirden çıkararak kötülüklerine tam bir serbestlik içinde devam etmeye karar verdiler. Lut aleyhisselama gidip onu yurtlarından çıkarmakla tehdit ettiler. Dediler ki, Ey Lut! Eğer sen bizi bu amelimizden nehyetmekten vazgeçmezsen, elbette biz seni ve yanındakileri şehrimizden kovacağız. Lut aleyhisselam onları Allahu Teala'nın azabıyla korkuttu, ikaz etti, uyardı, onlar yine aldırış etmedi. Hatta alay edip, eğer dediler, sen gerçekten doğru sözlü biriysen, haydi, o Allah'ından bizim için vaat olunan azabı iste. Onu getir bakalım. Dediler. Yıllarca bakıp usanmadan, kalmini ıslaha çalışan Lut aleyhisselam, onların ıslah olacaklarından ümidini kesti. Şerlerinden Allahu Teala'ya sığındı. Dedi ki, Ya Rabbi, bana ve inananlara, onların kötülüklerinden, ve sıkıntılarından ne olur kurtuluş ver ya rabbi bozguncular kavmi üzerine azap indirerek bana nusret ver lut kavmi her geçen gün daha da azmaya devam ettiler kötülüklerine kötülük eklediler lut aleyhisselam misafiri kabul etmeyi çok severdi Hz. Lot'un misafir kabul etmesini, dışarıdan gelen gariplere sahip çıkmasını bile o günden sonra yasakladılar. Sedum kavminin bu isyan ve azgınlıklarından dolayı, yeryüzündeki bütün canlılar dayanamayıp, Allahu Teala'ya iltica ederek üzüntülerini arz ettiler. Allahu Teala da buyurdu ki, Ben Halim'im bana isyan edenlere cezasını vermekte acele etmem. Takdir edilen zaman gelince de, bir saat ileri ve geri bırakmam. Daha sonra Allahu Teala inanmayan ve isyan eden bu en kötü fiilleri işleyen Sedum kavmine gereken cezayı vermek ve müminleri kurtarmak üzere melekleri vazifelendirdi. Bu melekler arasında Cebrail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve Azrail aleyhisselam da vardı. Hepsi birlikte insan suretinde Hz. İbrahim'e vardılar. Bu sırada Hz. İbrahim'in yaşı 120'yi, hanımının 90'ı geçmişti. Melekler Hz. İbrahim'e Allahu Teala'nın emriyle İshak aleyhisselamı müjdelediler. Meleklerle İbrahim aleyhisselam arasında şu konuşmalar geçti. Ey Allah'ın elçileri! Sizin buraya teşrifinizden maksadınız nedir? Şöyle dediler. Biz günahkar Lut kavminin helak edilmesi için gönderildik. Onların üzerine ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atacağız. Rabbin indinde o haddi aşan mücrimler için her bir taşta helaki takdir edilmiş olan şahsın ismi yazılmıştır. Çünkü bu kavim çeşitli kötülüklerle küfür ve zulüm edicilerden oldular. İbrahim aleyhisselam orada Lut var. O zalimlerden değildir deyince biz oradaki mümin ve kafirleri biliriz. Biz Lut'a ve ehline kurtuluş veririz. Ancak zevcesi azaba dahil olanlardandır. Daha sonra melekler İbrahim aleyhisselamın yanından ayrılıp Sedum şehrine doğru yola çıktılar. Sedum şehrine öğle vakti parlak, güzel yüzlü delikanlılar şeklinde gelip Lut aleyhisselamı tarlada çalışırken buldular. Şehrin dışında Lut aleyhisselamın kızlarına rastladılar. Büyük kızı su dolduruyordu. Gelenleri görünce dedi ki, bu günahkar ve azgın kavmin arasına ne diye geldiniz? Bu şehirde sizi bir kişiden başka kimse misafir etmez. O da bu kavmin azgınlıklarına üzülüyor. Sonra kızları misafirleri olduğunu haber verince Lut aleyhisselam onların yanına koştu. Bu güzel yüzlü gençleri görünce onlara sordu. Siz benim bilmediğim kimselersiniz söyler misiniz? Buraya niçin geldiniz? Onlar da kendisinde misafir kalmak için geldiklerini söylediler. Melek olduklarını söylemediler. Lut aleyhisselam onları reddetmedi. Ancak azgın ve sapıtmış olan kavminden, genç ve güzel yüzlü olan bu misafirlere bir zarar geleceği endişesiyle, oldukça morali bozuldu, içi sıkıldı. Yine sordu, siz nereden geldiniz? Melekler, uzak yoldan geldik dediler sadece. Allahu Teala meleklere, Lut kavminin kötülükleriyle ilgili, Lut aleyhisselamın dört defa şahitlik etmesini beklemelerini emretmişti. Böylece Lut aleyhisselam yine sordu. Bu kavmin azgınlık ve sapıklıklarını siz biliyor musunuz? Bu söz üzerine Cebrail aleyhisselam diğer meleklere dönerek dedi ki, bu birinci şehadetidir. Melekler Lut aleyhisselama kavminden şikayetini dinlemek için tekrar dediler ki, Ya Lut, biz senin misafiriniz, kavminin azgınlıkları nedir anlat. Bu ikinci şahitlik olacaktı. Dedi ki Lut aleyhisselam, yeryüzünde bu belde ahalisinden daha azgın ve şerli bir kavim yoktur. Onlar livata ederler. Allahu Teala onlara lanet etsin. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam diğer meleklere dönerek bu ikinci şehadetidir dedi. Lut aleyhisselam insan kılığındaki meleklere dedi ki şurada karanlık bastırıncaya kadar oturunuz. Sonra şehre girersiniz ve sizin geldiğinizi kimse hissetmez. Çünkü bu kavim çok azgındır. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Cebrail aleyhisselam bu sefer diğer meleklere yöneldi. Bu üçüncü şehadetidir dedi. Bir müddet sonra Lut aleyhisselam önde, onlar arkada yürüyerek Hazreti Lut'un evine geldiler. Lut aleyhisselam onları içeri alıp kapısını kilitledi. Daha sonra hanımını çağırıp ona tembihte bulundu. Hanım, bunlar benim misafirlerim. Sakın kimseye söyleme. Bu hususu gizli tut. Hanımı bu konuyu kimseye söylemeyeceğine, misafirlerden bahsetmeyeceğine söz vermesine rağmen hıyanet etti. Evlerinde misafir olduğunu koşarak kavmine haber verdi. Dedi ki: "Bizim evimizde şimdiye kadar hiç görmediğim güzel yüzlü gencecik kimseler var." Böylece Lut aleyhisselam'ın evine misafir geldiğini öğrenen zalimler bu haberi bir anda her tarafa yaydılar. Süratle toplanıp Lut aleyhisselam'ın evine geldiler ve evin her tarafını çevirdiler. Lut aleyhisselamı dışarıya çağırıp misafirlerini kendilerine teslim etmesini istediler. Misafirlere de kötü fiillerini yapmak istediklerini açıkça söylediler. Kalminin bu isteği karşısında Lut aleyhisselamın içi o kadar daraldı, o kadar sıkıldı, o kadar çok sıkıntıya düştü ki yine kendini toparlayarak onlara nasihat etmeye çalışarak ey kavmim bunlar benim misafirlerimdir onlara karşı beni mahcup etmeyin Allah'tan korkun dedi Lut aleyhisselam kavminden insaf bekliyordu fakat gözü dönmüş bu azgın kavmin insafa geleceği yoktu şöyle dediler Ey Lut! Bunlar bizim senden çoktan beri duyduğumuz şeyler. Artık biz bunları ezberledik. Bunları bırak ve bizim istediklerimizi getir. Bizim onları almadan hiçbir yere gitmeyeceğimizi bilmelisin. Gerekirse şu evi başına yıkar, yine onları senden alırız. Sen bu kadar adama güç yetirebileceğini zannediyor musun? Eğer öyleyse aldanıyorsun dedi. Böylece Lut aleyhisselamın ümitleri yine boşa çıkmıştı. Kıt akılları almayacaktı. İş gittikçe zorlaşıyordu. Misafirler içeride rahat rahat oturuyor, yapılan konuşmaları dinlemekten ötede hiçbir şey yapmıyorlardı. Çünkü rahattılar. Onlar melektiler. Lut aleyhisselam yine de kavmine içinizde aklı başında kimse yok mu dedi. Kavmi sanki bunu hiç duymamış gibi cevap verdiler. Biz seni bizim bu gibi işlerimize müdahale etmekten men etmedik mi? Hani bize karışmayacaktın sen? Lut aleyhisselam, misafirlerini korumak ve insanları bu çirkin kötülükten vazgeçirmek için türlü türlü nasihatler daha yaptı. Elimize ulaşan bilgiler bunlarla sınırlı. Fakat kapıda toplanan halk bir türlü dağılmamakta direniyor. Lut aleyhisselam daraldı, çaresiz kaldı. Keşke dedi, keşke. Keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim. Ellerini semaya kaldırdı, onların şerrinden Allahu Teala'ya sığındı. Bu esnada Cebrail Aleyhisselam diğer meleklere döndü. İşte bu dedi dördüncü şehadetidir ve şimdi azap vaktiydi. Lut Aleyhisselam'ın bu kadar sıkılıp daraldığını gören melekler ona meseleyi açtılar. Biz meleğiz. Ey Lut! emin ol, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana katiyen dokunamazlar. Biz onların şüphe ettikleri azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Biz şüphesiz doğru söyleyenleriz. Endişelenme, üzülme. Doğrusu biz seni ve hanımının dışında kalan aileni kurtaracağız.'' ancak hanımın azaba uğrayan ve helak olanlardandır. Bu belde halkının üzerine yapmakta oldukları kötülükler sebebiyle gökten elbette bir azap indireceğiz. Bunları söyledikten sonra da ilaveten Ey Lut! Kapıyı aç ve geriye çekil. Gelmelerinden korkma ve çekinme dedi melekler. Lut aleyhisselam da kendisine denileni yaptı. Kapıyı yavaşça açtı ve geriye çekildi. Azgınlar içeriye koşmaya başladılar. Misafir olan melekleri elde etmeye çalıştılar. Cebrail aleyhisselam onlara kanadıyla vurunca yüzleri siyahlaştı ve gözleri görmez oldu şaşkın şaşkın sağa sola vura vura geriye kaçıştılar. İşte bu durum Kur'an-ı Kerim'in Kamer Suresi 37. ayetinde mealen şöyle aktarılır. Lut'tan kavmi misafir melekleri istediler. Akabinde anadan doğma gibi kör oldular. İşte azabımı ve tehditlerimin akıbetini tadın dedik. Kalp gözleri mühürlenmiş, azgın ve sapık insanlar, bu azaptan da nasiplerini alamayıp, Lut aleyhisselamı, Ya Lut, yarın sana yapacaklarımızı hazır ol, bu senin yanına kar kalmayacak diye tehdit ederek, neye uğradıklarını şaşırmış bir halde evlerine döndüler. Bütün bu yaşadıklarına rağmen, Lut evine sihirbaz ve büyücüleri getirmiş diyerek imansızlıklarından bir santim vazgeçmediler. Bundan sonra melekler Lut aleyhisselama dediler ki Ey Lut! Gecenin sonunda aileni ve sana inananları bu şehirden çıkar. Hanımın hariç. Sen de arkalarından git. Hepiniz azaptan emin olacaksınız.'' Hanımın müstesna. Çünkü kavmine gelecek azap, hiç şüphesiz ona da gelecektir. Onlara vaat olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakındır. Lut aleyhisselam, Allahu Teala'nın emrine uyarak, kızlarını alıp inananlarla birlikte şehirden çıktı. Lut aleyhisselamın hanımı Vahile, Sedum ahalisindendi. Lut aleyhisselam, birinci hanımının vefatından sonra onunla evlenmişti. Lut aleyhisselama dıştan inanıyor gibi görünüyor, lakin kalpten hıyanet içerisinde, yani inanmamışlardan biliniyordu. Ayrıca melekler eve gelince de kavmine gidip, Meleklerin Lut aleyhisselam'ın misafiri olduğunu haber vermiş ve yine hıyanet etmişti. Lut aleyhisselam kendine tabi olanlarla ve kızlarıyla birlikte yola çıkacakları sırada karısı kapıda onları gördü. Nereye gidiyorsun? Bunlar Rabbimin melekleri. Bu kavmi ve bu şehirleri helak etmek üzere geldiler dedi hanımı, Lut aleyhisselam yola çıkmadan önce, başına çamurdan pişirilmiş bir taş düştü ve helak oldu. Belki de bu haberi yine kendi kavmine bildirecekti. Bu da engellenmiş oldu. Ve saatler geçti, sabah vakti oldu. Cebrail aleyhisselam, kafirlerin sabah vakti ne kötüdür. İsrafil aleyhisselam, mücrimlerin sabahı ne kötüdür. Azrail aleyhisselam da gafillerin sabahı ne kötüdür diye nida ettiler. Lut kavmi için bildirilen azap vakti gelmişti. Cebrail aleyhisselam şehirlerin altını üstüne getirdi. O şehirlerin ahalisi üzerine kime isabet edeceği belli olan ateşte pişmiş taşlar yağdırıldı ve o şehirler olduğu gibi yere batırıldı. O şehir ahalisinden olup azabın gelmediği sırada veya geldiği sırada orada bulunmayanları, diğer memleketlere gidenleri de kendileri için işaretlenmiş taşlar gitti, onları buldu ve helak etti. Bu da büyük bir mucizeydi.'' Yani sadece o bölgeye değil. Ticaret maksadıyla, ziyaret maksadıyla o an orada olmayanlar da o taşların gönderilmesinde kaç bin kilometre ileride olursa olsun helak edildiler. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin şehirlerini mutefikat yani altı üstüne gelmiş olarak bildirmişti. O bölge harap olup Allahu Teala'nın gadabının nişanesi olarak oradan pis kokulu ve siyah bir su çıkıp göl oldu. O şehirlerin izleri halen durmakta. Bunda insanlar için büyük bir ibret var. Allahu Teala, Zariyat suresinin 37. ayetinde mealen, Can yakıcı azaptan korkanlar için o beldede bir işaret bıraktık buyurdu ve bu durumu haber verdi. Değerli dinleyenlerim, bugün Sedum bölgesi nerede? Dünyanın en çukur yeri, rakım olarak en alt seviyesi Lut gölü ve civarı. Hatta bazı rivayetlerde Lut gölü olduğu söyleniyor. Filistin'in doğusunda Şeria nehrinin döküldüğü göl, ölü Deniz'de deniyor. Kudüs'ün 24 kilometre doğusunda Ürdün Vadisi'nde bulunan bu gölün kuzeyden güneye bir hayli uzun olduğunu biliyoruz. Yani tam bir şehrin kurulma yeri. Deniz seviyesinden 360 metre daha aşağıda. Lut Gölü dünyanın en tuzlu göllerinden ve suyunda balık cinsi canlılar yok. Çevresindeki taşlar üst üste olup dibinde ve yüzünde toplanan zift sebebiyle suyu simsiyah. Allahu Teala'nın kudretinin büyüklüğünün ve düşmanlarından intikam almasının işareti olarak her devirde yaşayan insanlara büyük bir ibret Lut Gölü. İşte bu kavmin kötülükleri feci bir şekilde helak edilmelerinin sebepleri ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde ve İslam alimlerinin kitaplarında beyan edildi. Bu hususta buyrulanlardan bir kısmı şöyle. Lut kavmi Bugünkü asrın en korkunç hastalıklarından olan AIDS'e de yol açan o livatayı yani homoseks homoseksüelliği yaparlardı. Lut aleyhisselam onları ne kadar sakındırdıysa da dinlemediler. Lut kavmi ayrıca yolda oturup gelenlerin yollarını kesiyor, onları taşa tutuyorlardı. Bu husus Tirmizi'nin ve Ahmet bin Hanbel'in naklettikleri hadis-i şerifte tek tek anlatılmıştır. Yine Sedum ahalisi, kendilerini ve bütün kainatı yaratan, zatında ve sıfatlarında eşsiz ve benzersiz olan Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeyi düşünmeyip, insanlara faydası olmayan taş parçalarına putlara taparlar, onlara ibadet ederlerdi.'' Hatta Sedum bin Harik adındaki kralları, putları için büyük ve süslü bir puthane ile putların konulabileceği yaldızlı kürsüler yaptırdı. Lut aleyhisselamın bir olan Allahu Teala'ya iman ve ibadet etmeye davetine ve cehennem azabıyla korkutmasına aldırış etmediler. Lut kavminin kötü fiillerinden biri de livata ile öldürmekti. Bu da Lüt kavminin helak olmasına sebep oldu. Çok kötü bir iş ve en azgın bir zulümdü. Lüt kavmi bir kimseyi öldürmek istedikleri zaman ona livata yapılmasını emrederler, yani tecavüz ederler, bu şekilde eziyet ettikten sonra öldürürlerdi. Lut kavmi yaptıkları çirkin fiilleri gizlemez ve bunları herkesin gözü önünde yaparlardı. Lut kavmi kötülüklerden ve fuhuş sözlerden sakınmadıkları gibi bu işlerden sakınanları da ayıplarlardı. Lut aleyhisselam onları hakka davet edip çirkin işlerden sakındırdığı zaman "Ey Lut, bu davadan vazgeçmezsen mutlaka memleketten kovulacaksın veya öldürüleceksin." diyorlardı. Lut kavminin kötü işlerinden birisi de çamurdan yaptıkları ufak taşları toplulukta bulunanlara veya yoldan geçenlere atmaktı. Onlar yol üstünde otururlar, onların da çakıl taşı dolu bir çanak bulundururlar yanlarında. Yabancı birisi geçince ona taş atarlardı. Kimin taşa isabet ederse onunla livata yapmaya o kimsenin daha layık olduğunu kabul ederlerdi. Azgın bir kavimdiler. Lut kavmi, vacip olan hakları yerine getirmekte cimriydi. Yolculara haklarını vermiyorlardı. Başkalarına karşı üstünlük taslıyorlar, kendilerini dünyanın en zeki insanları görüyorlardı. Lut aleyhisselam, Kavmini yaptıkları kötü işten sakındırmasına karşılık kavmi onun bu sakındırmasına engel olmak ondan intikam almak istiyordu. Bunun için Lut aleyhisselam'ın koyunlarının otlu yerde yayılmasına engel oluyorlardı. Beldelerinde otsuz bir dağ vardı. Lut aleyhisselam'ın koyunlarını o dağa sürmüşler oradan çıkmamaları için gözcü koymuşlardı. Lut aleyhisselam otsuz dağda ot bitirmesi için Allah'a dua etti. Dua kabul oldu. O zamana kadar hiç ot bitmeyen dağda yeşil otlar bitirdi Mevla. Lut aleyhisselam yaşadığı müddetçe o dağdan otlar eksik olmadı. Başka ilgi çekici bir durumsa Lut aleyhisselam'ın koyunları o otlardan yediği halde bir şey olmuyor. Fakat sapık veya azgın kavminin koyunları yediği zaman onların koyunları aniden ölüyordu. Bunca ibretlik hadise görmelerine rağmen inanmamaya devam ettiler. Ve azgın bir kavim olarak helak olup gittiler. Lut aleyhisselama inanan kimselerin sayısı oldukça azdı. Bazı kaynaklarda ona inananların 12 kişiyle birlikte iki kızı olduğu veya iki kızıyla birlikte on kişinin azaptan kurtuldukları belirtilmekte. Diğer peygamber efendilerimiz gibi aleyhümüsselam davasında korkusuzca sabırla devam etmişti Lut aleyhisselam. Selam olsun ona. Yunus Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de kendi adına bir sure nazil olmuş bulunan Hz. Yunus Aleyhisselam, Asur devletinin başkenti olan Ninova halkına gönderilmiş bir peygamberdir. Bugünkü tarihle, M.Ö. 8. asırlarda yaşadığı tahmin edilmekte babası Metta isminde salih bir insan. Yunus Aleyhisselam Ninova şehrinde doğup büyümüş. 30 yaşlarına gelince Allahu Teala onu peygamber olarak vazifelendirmiştir. Hazreti Ali radıyallahu an şöyle buyurur. Yunus Aleyhisselam 30 yaşında peygamber oldu ve senelerce kavmini imana çağırdı. Kendisinin peygamberliği hususunda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Es-Saffat 139 147 En-Nisa 163 Mealen Muhakkak Yunus da gönderilen peygamberlerdendi. Onu yüz bin kişiye peygamber olarak gönderdik. Ve hatta artıyorlardı. Habibim, biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbat'a torunlara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Havruna ve Süleymana vahyettik, Davuda da zeburu verdik. Ninova ahalisi putlara ve heykellere tapıyordu. Diğer helak olan kavimler gibi onlar da zalimlik konusunda devrinin en ileri gelenlerindendi. Yunus Aleyhisselam peygamber olduktan sonra Allahu Teala'nın birliğine, ahiret gününe yani tevhide davet etmeye başlayınca kendisine sadece o kadar kalabalığın içerisinden iki kişi iman etti. Biri alim ve hakim, öteki abid ve zahitti. Diğerleri Yunus aleyhisselama dediler ki, Aramızda bu kadar kahin, alim ve sanatkarımız varken biz bu kadar zenginken karşımızda kimse duramazken sen tek başına ortaya çıkıyor atalarımızın yolunun yanlış olduğunu mu söylüyorsun bizim putlarımızı inkar mı ediyorsun sen kimsenin alışkın olmadığı hükümlerle ayağımızı bağlamak istiyorsun sadece buradan git biz sana inanmayız dediler. Sadece bu sözlerle yetinmediler. Yunus Aleyhisselam'a türlü türlü eza ve cefada bulundular. Yunus Aleyhisselam onların yaptıklarına tahammül ve sabır göstermeye çalışıyor. Kendilerini yine merhametle bir olan Allah'a davet ediyordu. Allah'ın azabının çetin olduğunu hatırlatıyordu. Fakat onlar bu ikazlara gülüp geçtiler. Hatta bir kişinin hatırı için azap gelip herkesi mahvedecekse müsaade et bu azap gelsin biz de görelim dediler. Yunus aleyhisselam kavminin küfürdeki o inatçı hallerini düşünüp son derece üzüldü. Daha fazla dayanamayıp Allahu Teala'dan izin almadan yani izni ilahi beklemeden moral bozukluğu içerisinde aralarından ayrıldı. Yoldayken Cenab-ı Hak vahyetti. Ey Yunus, geri dön. 40 gün daha onları imana davet et.'' Yunus aleyhisselam bu emir üzerine derhal geri döndü kavminin yanına. Yine Allah'ın emir ve azabını haber verdi. Yine uslanmadılar. Vaad edilen günlerden 37 gün geçtiğinde kavmi hala imana gelmemişti. Yunus aleyhisselam dedi ki: o halde üç güne kadar başınıza gelecek olan azabı bekleyin. Neden bunu söylemişti? Kırk gün daha Allahu Teala Yunus Aleyhisselam'a tebliğe devam etmesini buyurmuştu. Lakin kırk günün sonrasında azabın geleceği söylenmemişti. Öyle düşünerek Yunus Aleyhisselam, üç gün daha dedi bekleyin.'' Bunun alameti olarak da önce benizlerinizin sarardığını göreceksiniz." dedi yine. Allahu Teala'nın emrini beklemeden büyük bir üzüntüyle 37. gün aralarından ayrıldı. Lakin bu terk etmek vazifeden kaçmak değildi. Haşa vazifeyi verene baş kaldırmak isyan etmek değildi. O moral bozukluğuyla ne kadar peygamber de olsa hepsi bir insandı, duyguları vardı. Allah'ın birliğine davet ediyor, inatçı kavmi reddediyordu. Asi kavimden uzaklaşmak istemişti. O yüzden dedi, üç gün daha bekleyin bakalım. Derken, Yunus aleyhisselamın haber verdiği gün gelip çattı. Gerçekten azabın habercisi olarak Yunus aleyhisselamın dediği gibi giderken, Ninovalıların benizleri sarardı ve renkleri uçuklaştı. O an her şeyi anladılar. İşte dediler, Yunus üç gün önce bunları söylemişti. İşte Yunus'un haber verdiği azap alameti. Biz onun bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmemiştik. Ne yaptık biz kendimize dediler, korkuya kapıldılar, ağlamaya başladılar. Derken gökyüzü birden kararmaya başladı. Herkes bu hali görünce feryat üstüne feryadı basıyor. Çaresizce bir ümit kapısı araladılar. Birbirlerine dediler ki, eğer Yunus aramızdaysa korkmayın şayet gittiyse azap bizi helak edecek. Ümid edelim de aramızda olsun dediler. Son derece pişman olmuştu Ninovalılar. Yürekleri yaptıkları yüzünden nedametle dolup taşıyordu. Çünkü Allah'ın azabı iyice yaklaşmıştı. Ne yapacaklarını bilemez bir halde ama gerçek bir tevbe psikolojisiyle salih bir zata koştular. Ne yapmamız lazım? Ne olur söyle bize. Yunus bize üç gün verdi. Daha bir gün geçti. İşte yüzlerimiz sarardı. Ne yapmamız lazım? Dedi. Bunu sordukları zat, henüz dedi azabın gelmesine iki gün var, bir gün geçmiş. Bugün 38. gün. 2 gün var. Şimdi şu yüksek tepeye. Oraya Tevbe Tepesi de deniyor. O yüksek tepeye çıkın. Birbirinizle helalleşerek gasp ettiğiniz hakları sahiplerine iade edin. Kimin ne kadar hakkı varsa hepsini iade edin. Ardından Yunus Aleyhisselam'ın Rabbi için kurbanlar kesin ve büyük küçük, zengin fakir o kesilen kurbandan herkes yesin. Sonra siz başlarınızı açın. Ey Yunus'un Rabbi! Biz tevbe ettik. Sana inandık. Yunus'un peygamberliğini de kabul ettik. Yunus'u bulduğumuz an ondan senin emir ve yasaklarını öğrenip tatbik edeceğiz diye yalvarın dedi o kişi. Ninovalılar gözyaşları içerisinde tüm bu söylenenleri yerine getirdiler. Allahu Teala da Rahman ismi şerifiyle onların tevbelerini kabul etti ve azabı üzerlerinden kaldırdı. Hangi gün? Cuma günü. Günlerden hangisi? Senede bir kez, evet, Aşura günü. Bu anlatmaya çalıştığım husus, yine Yunus suresinin 98. ayetinde geçiyor. Mealen, Hiçbir şehir ahalisi yoktur ki, ümitsizlik halinde iman etmiş olsun da, bu imanı ona fayda versin. Ancak Yunus kavmi müstesnadır ki, bunlar iman edince, kendilerinden dünya hayatındaki rüsvalık, perişanlık azabını uzaklaştırıp giderdik ve onları ecelleri gelinceye kadar yaşatıp faydalandırdık. Sizin de duyduğunuz gibi, imansızlıkları sebebiyle helake düçar olan ve tevbe ederek kurtulan tek kavim, Yunus aleyhisselamın kavmi. Bu lütuf farklı bir tecelli. Yunus suresinin pek çok ayet-i kerimeleri bu durumdan bahsediyor. Ve ondan sonraki hiçbir kavme bu verilmiyor. Yine ayet-i kerimede El-Enbiya suresinin 87. ayetinde şöyle aktarılır. Zünnûn'u da zikret o öfkeli bir halde geçip gitmişti. Zünnun eserlerde yazdığına göre Yunus Aleyhisselam'ın lakabı balık sahibi manasına geliyor. Ona bu lakap kendisine balık yuttuğu için verilmiş. Yunus Aleyhisselam şehirden ayrılınca Dicle Nehri'nin kenarına geldi ve bir gemiye bindi. Es-Saffat suresinde, ''Hani o dolu bir gemiye binip kaçmıştı.'' buyurulur. Evet, o gemiye bindi. Gemi hareket ettikten biraz zaman sonra, tam suyun ortasında durdu. Yani geriye yüzerek karaya çıkma imkanının olmadığı bir yer. Onu bir türlü yürütemediler. Gemi batacak endişesiyle, durumu uğursuzluk sayarak gemide günahkar birinin olduğunu düşündüler. Acaba bu kimdi? Kura çekelim dediler. Kura da Yunus aleyhisselama çıktı. O da başına gelen bu işin bir imtihan olduğunu fark etti, tevekkül etti. Evet dedi, o asi kul benim. Ancak gemidekiler onun halinden, konuşmasından, yüzünden salih bir insan olduğunu anladılar. Dediler ki biz Kur'an'ı birkaç defa daha çekelim. Tamam, kabul ettiler. Fakat her Kur'a neticesinde Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Artık nihayet çaresiz bir şekilde herhalde bu kulun bir suçu olmalı diyerek Yunus Aleyhisselam'ı suyun içine bıraktılar. Artık Yunus aleyhisselam balığın kendini yutmasıyla balığın karnındaydı. Karanlık bir yerdi. Kendisi henüz canlıydı, ölmemişti ve şuuru da yerindeydi. Allahu Teala Hazretleri balığa Yunus aleyhisselamı yaralamamasını ve onun kemiklerine zarar vermemesini emretti. Yunus aleyhisselam da ilahi takdire rıza gösterdi, Rabbine teslim oldu. Ayet-i Kerime'de bu hal şöyle bildirilir. Her birimizin ezbere söylediği, söylememiz gerektiği, hata yaptığımız zaman kendimizi şöyle hesaba çektiğimiz o sözler. El-Enbiya Suresi 87. Ayet Ve karanlıklar içinde Yunus, pek üzgün bir şekilde halini Rabbine şöylece arz etti Senden başka hiçbir ilah yoktur Seni tenzih ederim Gerçekten ben zalimlerden oldum Bu sırada balığın karnında bazı sesler işitti ve bunun ne olduğunu merak etti Allahu Teala da kendisine balığın karnında olduğunu vahyetti. Ey Yunus! Bu sesler denizde zikreden canlıların sesidir. Yunus aleyhisselam, içinde bulunduğu bu zor ve sıkıntılı şartlar altında bile, her zaman olduğu gibi Allah'ı tesbih ve zikirden geri kalmamaya gayret etti. İstiğfar ve dua ile meşgul oldu. Melekler, onun durumuna muttali olduklarında, kendisi hakkında Allah'a şefaatte bulundular. Nihayet Cenab-ı Hak, Yunus aleyhisselamın da, Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum diye çokça tesbihi üzerine bu mübarek peygamberinin işlediği zelleyi affetti. Yunus aleyhisselamın Rabbini zikretmesi, hatasına idrak etmesi ve tevekkülü sayesinde kurtulması insanı ne kadar etkiliyor. Bu hali kendisi için büyük bir rahmet ve nimet vesilesi oldu. Yunus aleyhisselam hatırlayın kalminin helaki için verilen 40 günlük mühlete 37 gün sabretmişti üç gün sabredememişti. Buna mukabil Allahu Teala onu balığın karnında sabır taliminden geçirmek için büyük bir imtihanı tabi tuttu. Hiç böyle düşündünüz mü? Günümüzde ne kadar sabırsızız, ilaç kullanırken, abdest alırken, bir yerden haber beklerken, Sabırsız da yakın yaratılmışız. Bizim en büyük imtihanlarımızdan bir tanesi. Dönelim konumuza. Sonunda Yunus Aleyhisselam'ı taşıyan o balık Allahu Teala'nın emriyle onu bir sahile bıraktı. Ve gölge yapması için o sahile Allahu Teala kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdi artık karaya çıkmıştı. Lakin o kocaman balık Yunus aleyhisselamı sahile bıraktığında bitkindi, zayıftı Yunus aleyhisselam. Himayeye muhtaçtı. Vücudu pelte pelteydi. Hava da oldukça sıcaktı. Allahu Teala onu güneşin yakıcı ziyasından koruyacak geniş yapraklı bir bitki bitirdi. O kabak türünden bitki. Onun gölgesinde sinek, haşerat bir şey yoktu. Ayrıca Allahu Teala bu bitkiden Yunus Aleyhisselam'ın ağzına süt damlatıyordu. Allahu Teala'nın istediği kadar ve kendisinin bildiği kadar zaman geçti. Yunus Aleyhisselam kendini toparlamaya başladı, tekrar şehrine Ninova'ya yöneldi. Şehirde onu kim bekliyor? Daha önce değeriniz bilmediği, sözlerini yalanladığı, pişman olduğu kavmi. Ninova'ya gitti. Şehre yaklaştığında bir çoban gördü. Dedi ki, anlat bakalım benim kavmimin durumu nasıl? Senin dedi kavmin hiç bilmediğin gibi. İman ettiler, tevbe ettiler. Allahu Teala da kendilerini affetti. Şimdi herkesin İlahi emirleri bildirmek üzere senin gelmeni bekliyorlar. Sonra Yunus Aleyhisselam'ın döndüğünü haber alan kavmi hemen koşa koşa yanına gitti. O esnada kavmi yanına geldiğinde Yunus Aleyhisselam namaz kılıyor. Namazdan sonra kendisini hasretle kucaklayıp özürler beyan ettiler. Yunus Aleyhisselam da güzel davrandı onlara. Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını öğretti. Bundan sonra kavmi Allahu Teala'ya ve peygamberine itaat halinde mesut ve iyilik üzere bir hayat yaşadılar. Burada her birimizin yine alması gereken dersler var. Hak bir davanız varsa eğer sabırlı ve azimli olmak, sakin olmak yakışır size. Yunus Aleyhisselam'ın kavminden son derece üzüntülü olduğu için o duyduğu acının şiddetiyle Allah'ın vahyini, emrini bekleyemeden ayrıldığını şimdi öğrendik. Bu bir bakıma sabırsızlık ve acelecilik sebebiyle oldu. Zor şartlar içerisinde bile olsa böyle bir davranış kendisi için bir hataydı. Lütfen hatırlayınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke müşriklerinin zulüm, eziyet ve cefalarına tahammül etmiş, hicret hakkındaki o ilahi emir gelinceye kadar sabırla beklemişti. Allahu Teala da aynı zamanda bir dua mahiyetinde olan İsra suresinin 80. ayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme izin vermişti. Değerli dinleyenlerim, Yunus aleyhisselamın bu sizlerle paylaştığımız kıssasından alacağımız bazı dersler var. Birincisi, sekerat halinde yani ölüm halinde tevbe yalnız o kavme, Yunus aleyhisselamın kavmine mahsustu. Bu sekerat hali, tam bir sekerat hali değil anladığımız gibi. Yani neden? Çünkü Yunus Aleyhisselam'ın kavmi tevbe ettiği zaman henüz azap gelmemişti. Yani ölüm anının hemen öncesindeki sekerat değildi. Sadece bazı emareleri belirmişti. Bugünkü haliyle efendim acılar içinde kıvranan ve kan kaybeden, öleceği muhakkak olan etrafta da kimsenin olmadığı bir hali düşünün. O insanın bu emareleri görmesi gibi. Ne yaptı o kavim? Yunus Aleyhisselam'ın hiç yalan söylemediğini akıllarına getirdiler. Azabın muhakkak başlarına geleceğini anladılar ve tövbe ettiler. Oysa diğer helak edilen kavimlerin durumu böyle değil. Mesela yine Firavun'u hatırlayın. Firavun'un imanı azap geldiğinden sonra oldu. O da bir ümitsizlik hali olduğu için makbul olmadı. Ama Yunus aleyhisselamın kavmi henüz azap kendilerine gelmeden emareleri gördüğü zaman tevbe etti. Zaten bu durumda sadece onlara mahsustu dedik. 2. Zikir ve istiğfarın tevbe etmenin ne kadar önemli olduğunu anladık. Bir peygamber de olsanız ki diğer insanlardan fazla zikir, fazla ibadet ettiklerini biliyoruz bizim halimizi düşünüp ki peygamber değiliz, yanlış ve günahlarımızı düşünüp zikire ve istiğfara devam etmek. Bunu da şöyle noktalayalım. Zikir derken bugün şu kadar zikretmek, üç ay o zikri unutmak gibi bir yanlışımız varsa o zikri azaltarak ama her gün hiç unutmadan hasta da olsak, misafirlikte de bulunsak yerine getirmekle mukabele edeceğiz. 3. Tebliğde sabredeceğiz. Bir insana bir şeyi anlatırken yanlışı muhakkak titiz olduğumuz kadar sabırlı olacağız. Ve son olarak dördüncü madde ihlasla yapılan tevbe Allahu Teala'nın izniyle kabul oluyor. İhlasla Yapılan tevbe nasıl olur derseniz bir örnek verelim. Allah korusun. Trafikte seyrediyorsunuz. Sizin hatanız olmadan bir kaza oldu. Karşıdan karşıya birisi birden fırladı. Siz frene basarken onun ölümüne sebebiyet verdiniz. Ama dikkat edin, hiçbir hatanız yok. Kurallara uygun bir şekilde gidiyorsunuz. Belli bir hızdasınız ve birdenbire önünüze biri sıfırladı. Hatta gözaltına alındınız, soruşturma oldu, kamera görüntüleri, ifadeler ve siz bundan kurtulduğunuz suçsuz bulundunuz. Nasıl ki suçsuz olsanız da o kişinin ölümüne sebebiyet vermeniz sizin vicdanen kendinizi yargılamanızı gerektiriyor belki uzun yıllar boyunca, belki hayatınız boyunca aklınızdan çıkmayacak bir vicdan azabı oluyor. İşte ihlasla yapılan tevbenin de Allah dostları böyle bir örnek vermişler. Yani zina mı yaptın? Bir kez daha yapmamaya niyet ve o yaptığın zinalara cidden üzülmek ve kendini yargılamak. Ben bunu nasıl yaptım diye. Haram olan diğer neler varsa vicdanen ihlasla kendini yargılayıp tevbe etmek demiş. Yunus Aleyhisselam'ın kıssasından alacağımız bazı hisselerde böyleydi. Yunus Aleyhisselam'ın fazileti hakkında Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Buhari'de Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyorlar. Hiçbir kula Yunus bin Metta'dan daha hayırlıyım demek yakışmaz. Ninova şehrine peygamber olarak gönderilmişti. Ninova şehrin neresi derseniz ekseriyetle Musul civarı işaret ediliyor. Dicle Nehri'nin kenarında şimdi ki Musul şehrinin yakınlarında bir yer diye biliniyor. En doğrusunu Allahu Teala bilir. Niyazımız Yunus Aleyhisselam'a selamımızı iletmesi ve onunla inşallah ahirette cennette tanışmamızdır.